siyaset bilimcilere, kamuoyu araştırmacılarına çokça danışıyoruz bu süreçte. Siyaset sürprizlere çok açık. En çok da şunu merak ediyoruz. Yani toplumda bunların karşılığı ne? Tüm bu tartışmaların karşılığı ne? Dolayısıyla yine bir bilene soracağız. Kamuoyu araştırmacısı Semih Turan Gündem Özel'in son bölümünde yayın konuğumuz olacak. Sayın Turan, hoş geldiniz KRT'ye. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi bir yayın olsun diye ümit edelim bu saat diliminin de. Şimdi uzun uzun konuştuk, bilmiyorum takip edebildiniz mi ama son siyasi gelişmeleri şüphesiz takip etmektesiniz. En çok şunu merak ediyorum aslında. Yani seçim öncesinde bir ittifak görüntüsü vardı. Şimdi seçim sonrasında bu partilerin çokça birbirlerini eleştirdiklerini de görüyoruz. Az önce, dakikalar önce bu stüdyoda da konuştuk. Bunun kamuoyundaki algısı nedir? Kamuoyunda bu algı aslında genel seçim sonuçlarına dönük bir değerlendirme yaparsak, genel şu anda seçmen bir miktar var olan siyasi iklimden rahatsız, verdiği oydan ötürü pişmanlık duyan veya ben bu oyu neden verdim diyen ciddi sayıda bir seçmen karşımızda var. Bu hem iktidar seçmeni için geçerli hem de muhalefet seçmeni için geçerli. Bunu sık sık yinelemeye çalışıyorum. İlk defa iktidar seçmeni ve muhalefet seçmeni bir konuda ittifak etmiş durumda. O da şu, verdiği oydan pişmanlık. İktidar açısından neden pişman olduğu aslında çok açık bütün göstergelerle. Çünkü neden iktidara oy verdi seçmen? İşte mevcut sorunlar çözülecek, daha rahat bir iklim olacak. Ekonomik problemler çözülecek. Hayat pahalılığı daha azalacak. İşte meşhur vaatler vardı biliyorsunuz. İşte doğalgazını Karadeniz'den doğalgaz, Gabar'dan petrol. İşte bunun dışında bizim yaptığımız yerli savunma silah sanayiyle beraber işte bütün dünyaya ihraç edeceğimiz ve ihracatımızın çok artacağı ve böylelikle sorunlarımızın çözüleceği anlamında vaatler vardı. Ama iktidar seçmeni şunu gördü ki hemen seçimden sonra gelen gideni aratır gibi geçmişteki günler bugünlere göre çok daha iyiymiş demeye başladı. Bundan ötürü önemli bir iktidara oy veren seçmenin önemli bir kısmı bu verdiği oydan dolayı pişman. Demin Mustafa Bey de bunu dile getirdi. AK Partililerle görüştüğünde benzer şeyler söylendiğini söyledi. Bunun haricinde muhalefet seçmeninin pişmanlığı da çok açık. O da şundan kaynaklı. Muhalefette çok ciddi bir kavgalı, gürültülü, çekişmeli ve sürekli ittifakı oluşturan, millet masasını oluşturan partilerin birbirlerine sürekli sataşmalarla saldırdığı diyelim. Amiyane bir tabir belki ama bunun dışında da muhalefet partilerinin kendi içerilerinde olan iç çekişmeler ve seçmen şunu da söylüyor muhalefet için, eğer Millet Masası, Millet İttifakı seçimi kazansaydı bu kavgalı ortamda belki de işte 2-3 ay sonra yönetemeyeceklerdi. Bir erken seçim olacaktı ve mevcut iktidar çok daha güçlü bir şekilde geri gelecekti diye. Bütün bunlar, şu andaki seçmen psikolojisi böyle. Zaten muhalefet seçmeninin bir duygusal kopuş yaşadığı, işte bir travma yaşadığı seçim sonuçlarından ötürü çok açık bir gösterge ama bunu da şu andaki siyasi atmosfer, özellikle muhalefetin bütün partileri bunu beslemek için de ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Yani şimdi hem muhalefet seçmeninde hem iktidar seçmeninde bir küskünlük olduğunu varsayıyorsak, bu önümüzde bir seçim daha var kısa bir süre sonra. Buna nasıl yansıyacak Sayın Turan sizce? Evet, muhalefet seçmeninde bahsettiğimiz tam da sizin değindiğiniz nokta. Tamam, bir travma yaşandı, bir duygusal kopuş yaşandı, çok üzüldü seçmen. Ama seçmen şunu da söylemeye başladı artık. Önümüzde çok önemli yerel seçimler mevcut. Yani bu gerilginin üzerine şu anda çünkü yerel yönetimlerde aslında muhalefet partileri iktidarda diyebiliriz. Bu çok yanlış bir niteleme olmaz çünkü Türkiye'nin en büyük şehirlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi kentlerde, büyük şehirlerde muhalefetin iktidarı söz konusu, yerel iktidar söz konusu. Muhalefete gönül vermiş ve AK Parti'ye ve AK Parti iktidarına aslında bir anlamda tepki gösteren seçmen bu gidişle biz bu
yerel yönetimlerdeki iktidarımızı da kaybedeceğiz diye bir endişe içine girmeye başladı. Aslında demin sizin sorunuzda şunu söylemeye çalışmıştım, işte muhalefet seçmeni de kızgın, öfkeli, evet, travmatik yaklaşıyor belki ama şöyle bir düşüncesi var. Siyasilerin, bu işte Deva Partisi, Gelecek Partisi, CHP, İyi Parti birbirleriyle bu salvolar şunu söyletmeye başladı seçmene. Ya bu siyasiler, siyasetçiler halk için değil, halkın yararı için değil, kendi kişisel ajandaları için, kendi kişisel beklentileri için mi siyaset yapıyorlar? Algısı yarattığı için bir anlamda bir güven erozyonu yaşanıyor. Yani bu bir zehirlenme. Yani güven kaybolduğu zaman hemen hemen her türlü kopuşu bekleyebilirsiniz ama bu güven erozyonunda bir çözümü var. Sizin sorunuz şu da yanıt olarak. Evet, bu güven erozyonunu çözmenin tek yolu var. Şeffaflık. Yani ne istiyorsanız, ne bekliyorsanız, nasıl bir yol haritası düşünüyorsanız bunu kapalı kapılar ardında veya başka ajandalarla değil de doğrudan kamuoyunun önünde seçmeninizle paylaşarak, hatta bu sürece seçmeni de katarak yaparsanız ancak bu bahsettiğimiz güvensizliği, bu güven erozyonunu tamir edebilirsiniz ve yerel seçimlere de güçlü bir şekilde girebilirsiniz. Yani ittifakların nasıl şekilleneceği de sonuçları etkileyecek mi dersiniz? Şimdi mesela tartışan, birbirlerini eleştiren siyasi partiler var. Onların tekrar bir araya geldiklerini düşünelim yerel seçimlerde. Bu ittifaklar inandırıcı gelecek mi seçmene? Ya şu anki iklimde çok inandırıcı gelmeyecek. Dediğim de şu, yayınınızda izledim başından sonuna kadar. Evet, şimdi Deva Partisi'nden CHP'ye ya da işte Gelecek Partisi'nden CHP'ye ya da birbirlerine biliyorsunuz bazı suçlamalar yapılıyor. Evet. Aslında bunun en iyi tanımlaması şu, biliyorsunuz psikolojide savunma mekanizmaları vardır. Yani insanlar kendi sorunlarıyla yüzleşmektense işte yansıtma, işte gibi yöntemlerle, mantığa bürüme gibi yöntemlerle, karşıya yöneltme gibi yöntemlerle aslında bir miktar problemleri çözdüklerini sanırlar. Ben yaşananın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu soruyu seçmen soruyor, vatandaş soruyor. Yani siz eğer kendi tabanınıza CHP'ye oy verdirmeye götüremeyecekseniz, ya da Sayın Davutoğlu'nun kullandığı bir terim vardı biliyorsunuz, kendi halamı bile ikna edemedim Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye diye. Ya eğer siz bu analizleri yapıyorsanız, bütün bunları görüyorsanız ve çok deneyimli siyasetçilersiniz, neden bu böyle bir ittifaka veya böyle bir listeye evet dediniz? Çünkü ben şunu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir açıklaması vardı. Şunu söyledi. Öncelikle bu partilerin kendi aralarında bir ittifak yapıp seçime girmelerini, listeyi öyle oluşturmalarını istedik. Ama bunlar oturdu, anlaşamadılar. Anlaşamayınca biz bu öneriyi yaptık diyor. Tabii burada bir seçenek daha var. Yani İyi Parti nasıl tek başına girdiyse veya diğer ittifakta Yeniden Refah Partisi nasıl kendi adıyla, kendi logosuyla, kendi listesiyle girmişse, Büyük Birlik Partisi gibi, MHP gibi, yani Millet İttifakı'ndaki partiler de bu analizleri yapabilme yeteneğine sahiplerse eğer, ki eminim sahiplerdir, çok deneyimliler çünkü, en azından ittifak yapamasalar bile, ittifak içinde kendi listeleriyle girselerdi, belki de biz bugün bu tartışmaları yapmıyor olurduk. Bu yerel seçimlerde ittifak halka inandırıcı gelir mi? Sorunuza gelince de şöyle, biliyorsunuz 2019'da yapılan seçimlerde, yerel seçimlerde Deva Partisi de Gelecek Partisi de kurulmamıştı bile. Evet. Yani sadece işbirliğini veya ittifakı İyi Parti ve CHP yapmış idi. Hatta biliyorsunuz manidar bir tarih de var. Sayın Ali Babacan AK Parti'den 8 Temmuz 2019'da ayrıldı. Yani yerel seçimlerden 2-3 ay sonra ayrıldı. Hala AK Parti'deydi. Hı hı. Aynı şekilde Sayın Davutoğlu Eylül 2019'da ayrıldı. Yani bu partiler yerel seçimlerde yoklardı 2019 için, hı hı, söylüyorum. Ve İyi Parti, CHP işbirliğiyle çok önemli başarılar elde edildi. Ben oy oranları anlamında da veyahut da sunacakları katkı anlamında da
hani küçümsemek anlamında söylemiyorum ama Deva Partisi ve Geleceğin ittifaka çok fazla etki sağlayacaklarını düşünmüyorum. Peki onların ittifakın onlara bir faydası olabilir mi? Yani bazı illerde Deva'nın ya da Geleceğin adaylarının gösterilmesi gibi. Şimdi şöyle Seçil Hanım, yani aynı hata tekrar edilmez diye düşünüyorum. Benim tamamen düşüneceğim bu. Hı hı. Nedeni de şu, anımsarsınız 2019'da Sayın Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğunda, seçildiğinde işbirliği yapan İYİ Parti ve CHP'ydi. HDP aday çıkartmayarak zımni bir destek sundu. Evet. Ama Saadet Partisi'nin adayı vardı. Yani aslında bazen işte Saadet Partisi gibi ya da işte Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi partilerin aday göstermeleri tam tersi CHP İYİ Parti işbirliğinde çıkacak adaylara avantaj sağlayabilir. Ben tabii gözlem bu tamamen. Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin en azından büyük iller anlamında herhangi bir belediye başkanlığı kazanabilecek veya çıkarabilecek potansiyele sahip olmadıklarını görüyorum. Elbette daha 7-8 ay var. Bu süreçte çok şey tartışılabilir. Hele ki hemen bu ittifaktan sonra bu tartışmalar yaşanmışken işte Deva Partisi'nden ve Gelecek Partisi'nden CHP'ye yönelik bu tür eleştiriler, bu tür yaklaşımlar olduğunda ben seçmenin buna çok sıcak yaklaşacağını da düşünmüyorum. Hı hı. Ama aday gösterirlerse sonuca dolaylı olarak etkileri olabilir görüşündesiniz sanırım. Tabii o dolaylı etkileri belki de AK Parti'den, çünkü şöyle bir tez söyleniyordu. Yani bizim, ya Sayın Davutoğlu bunu dile getirdi, ya bizim tabanımızın CHP'ye oy verme olasılığı çok küçük. Yani altı okun olduğu bir amblime gelip de mühür basması çok zor. Bunu kendileri ifade etti. Evet. Belki de kendi gösterecekleri adaylar AK Parti'nin göstereceği adayın oyundan alabilme anlamında bir potansiyele sahip olabilirler. Bunun da muhalefet açısından daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Sayın Turan, HDP'nin Millet İttifakı'na zemini bir desteğinden bahsettik. Şimdi zaman zaman her olasılığı konuşuyoruz elbette. Mesela AK Parti'nin HDP ile bazı adreslerde uzlaşma yaptığı, işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Bu nasıl bir karşılık bulur sizce seçmen nezdinde? Çünkü AK Parti'nin HDP ile ilgili çok sert söylemi de hala akıllarda seçim öncesinde. Yani şu anda aslında bu tür spekülatif söylemler diyeyim, her seçimden önce HDP'yi yıpratmak adına her seçimden sonra gündeme geliyor. Önce daha doğrusu. Nasıl geliyor? Şöyle bir sav vardı biliyorsunuz. 14 Mayıs ilk tur seçimlerinden sonra ikinci turda işte AK Parti HDP ile anlaşacak. Veyahut da işte hemen bu Millet İttifakı kurulduktan sonra işte AK Parti tekrar bir çözüm sürecini dillendirerek HDP oylarına talip olacak diye bu tür söylentiler diyeyim her zaman oldu. Ama hani mevcut siyasi iklime baktığımızda HDP'nin halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları görevlerinde bir senelerini bile dolduramadan, hatta bazıları aylarını bile dolduramadan hemen kayyum atanarak belediye başkanlıkları elinden alınmış bir siyasi parti mevcut. Ve bunu yapan da mevcut iktidar AK Parti. Şimdi bu iktidarın bu uygulamaları devam ediyor ki hemen hemen kayyum atanmayan HDP'li belediye yok. Bütün bunlar yaşanmışken ben HDP'nin tutup da AK Parti ile böyle bir işbirliğine girme olasılığını hiç görmüyorum. Yani sıfır görüyorum. Bu çok ütopik bir şey. Ama aynı zamanda HDP velev ki diyelim, bu çok olası bir şey değil bence, tekrar söylüyorum. Mucize oldu da böyle bir şey oldu. HDP seçmeninin ben böyle bir tavra da onay vereceğini ve tutup da AK Parti adaylarına destek vereceklerini düşünmüyorum. Çünkü yerel seçimlerin dinamikleri farklıdır Seçil Hanım. Yani yerel seçimler genel seçimlerden farklı olarak biliyorsunuz bu tek turlu bir seçim ve bir aday seçilecek. Evet. Bundan ötürü de yani bu aday çok önemli. Yani genel seçimlerde milletvekili listelerin elbette önemi vardır ama çok düşüktür o önem. Daha çok siyasi partinin kurumsal kimliği çok önemlidir. Ama yerel seçimlerde
siyasi partinin kurumsal kimliğinin elbette önemi vardır ama en az onun kadar, hatta ondan daha çok kimin aday olduğu, o adayın nasıl bir profil sergilediği. Bu çok çok daha önemli. Bazen siyasi partiler masada veyahut da işte perde arkasında bazı anlaşmalar yapsa bile bu sandığa yansımayabilir. Seçmen sandıkta kendi işbirliğini, kendi ittifakını sandıkta da sağlayabilir. Bunun örnekleri de çünkü 1300'ün üzerinde seçim çevresi var. Bunların belli kısmında geçtiğimiz seçimlerde yaşandı. Yani siyasi parti çok güçlü olduğu bölgede doğru adayı göstermediği takdirde hiç iddiası olmayan bir aday gelip o seçimi rahatlıkla kazanabildi.